Şaka ile başladığı yolculuğunda gururunu öne koyan, Yeşilçam'ın sertliği karşısında naifliğiyle akılda kalan güzeller güzeli Tülin Ergin'in hayat hikayesi maalesef ki mutsuz sonla biter. Bembeyaz teninden akıttığı gözyaşları kendi filminin başrolü olur. Masumluğuysa yenilgiyi getirir ona. Ama yine de genç yaşına rağmen Türk halkının kalbine birçok projede yer alarak taht kurmasını bilir. Türk sinemasına 29 filmle adını yazdıran ve Yılmaz Güney ile birlikte rol aldığı filmlerle de izleyicinin beğenisini kazanan Tülin Ergin 7 Mart 1941'de Diana adıyla dünyaya gelir. Kristina isimli Bulgar bir annenin ve Marx isimli beyaz Rus bir babanın sevgi dolu yuvalarını açar gözünü. Babası ithalat ihracat işleri yapmaktadır ve tek gayesi kızına iyi bir eğitim aldırmaktır. İlkokula sıra servilerdeki yeni kolejde başlar. Eli avuca sığmayan, kıpır kıpır bir çocuktur. Dansa karşı büyük bir heves ve merak içindedir. Bale derslerine başlar. İlkokul sonrası Üsküdar Kız Koleji'ne devam eden Tülin'in okul arkadaşı Leyla Sayar yarının en büyük şöhretlerinden biri olacaktır. İyi bir eğitim almıştır ve iki dil bilir. Yabancı aktrislerin fotoğraflarını toplayıp albümlere dizen genç kız günün birinde onlar gibi olacağını aklının ucundan bile geçirmez. En sevdiği aktris Kim Novak'tır. Koleji 1959'da bitiren Tülin yıl sonunda bir iş adamıyla nişanlanır. Çift ertesi sene evlenecektir. Fakat aralarında çıkan bir anlaşmazlık sebebiyle bu evlilikten vazgeçilir. Eğlenceyi, gece kulüplerini, dansı, sinemayı ve tiyatroyu çok seven Tülin neşeli ve hayat doludur. Nişanlısından ayrıldığı ve buhran geçirdiği bir dönemde Haldun Dorman'ın sahnelediği Pasifik Şarkısı isimli oyunun gala gecesine katılan genç kız nereden bilebilirdi ki hayatının tümden değişeceğini? Ses Mecmuası foto muhabirinin oracıkta çektiği birkaç fotoğrafla haberi olmadan artist yarışmasına sokulmuştur. Başlarda gönülsüzdür. Fakat Ses'in 1962 Kapak Yıldızı finalistleri arasında kalınca ikna olmuştur oyunculuğu denemeye. 1963 yılında sinemaya adım atar. Kısa bir süre sonra Atlas filmin teklifiyle Yeşilçam'ın büyülü dünyasının kapıları açılır. Muharrem Gürses yönetmenliğinde çekilen Aman Kimse Duymasın başrollerini Lübnanlı Ses ve film yıldızı Maha, Sadri Alışık, Ahmet Tarık Tekçe ve Supi Kaner'le paylaşır. Bu ilk filmde siyah ve kısa saçlı imajı pek fazla dikkat çekmez genç oyuncu. İşini çok fazla ciddiye almaması neticesinde dişe dokunur bir başarı sağlayamaz. Kendisinden beklenen umutları Halit Refik'in yönettiği 1964 tarihli filmler Şehrazat ve İstanbul'un Kızları'nda boşa çıkarmaz ve bu filmlerdeki başarılı oyunculuğuyla şansı açılır. İsmini artık geniş kitlelere duyurmaya başlayan güzel oyuncu için bir kırılma noktası olmuştur. Halit Refik ile çalışmak ve usta yönetmenin desteğini almak. Şehrazat'ta rol arkadaşlarından biri kolejden tanıdığı Leyla Sayardır. Yıl sonu ermeden iki filmde daha bir araya gelirler. Ankara'ya 3 bilet ve Allah Gençleri yarattı. Ve Allah Gençleri yarattı da sosyetik fakat ağırbaşlı ada kızı Jale rolüyle ilgi çekicidir. Bol bol öpüşmekten ve vücudunu cömertçe sergilemekten çekinmemiştir. Bu filmdeki rolüyle Sayar'ı gölgede bırakmıştır. Oh, canın sıkılıyor galiba. Hem de nasıl. Atilla'yla nişanınız ne zaman? Bilmem. Benim hakkımda her kararı babam verir. Hiç kuşkusuz filmografisindeki en özel filmlerinden biri aynı yıl Ertem Göreş tarafından çekilen sinemamızdaki ilk işçi Grev Sendika filmi Karanlıkta Uyananlardır. Güzel Sanatlar Mektebi'nin mobilyacı ressamı Nevin Hanım'ın fabrika sahibi Şeref Bey'in oğlu Turgut'la sevişme sahneleri nefes kesicidir. Bu filmdeki başarısıyla rüştünü ispat ederek yıldız mertebesine ulaşmıştır. Yarım bıraktığım resmi bitireceğim. Hırsla doluyum çalışmak için. İşlerin bitsin beraber gideriz Paris'e. Tülin Ergin o zamanın magazin gazetelerine verdiği röportajda şöyle der. Benim aktrist olmam tamamıyla tesadüf eseridir. Şaka olsun diye başladım. Fakat bu süre içinde filmciler beni pek tutmadılar. Bu çok gücüme gitti. Muvaffak oluncaya kadar uğraştım. Muvaffak olduktan ve gururumu kurtardıktan sonra bırakacaktım. Nihayet aranılan bir aktrist oldum. Ama bu defa da onlar beni bırakmadılar. Son filmim Karanlıkta Uyananlardaki rolümü çok beğeniyorum. Türk sineması artık eskisi gibi değil. İnsan inanıyor ve rahatlıkla çalışıyor. 1965 yılına şöhret olarak giren Tülin Ergin'in o yıllardaki en etkileyici rolü Karaoğlan Altay'dan gelen Yiğit'te canlandırdığı Ülger Hatun rolüdür. Önceki filmlerindeki imajından ve rollerinden oldukça farklıdır. Karaoğlan dere boyunda rastladığı Ülger'e ilk görüşte gönlünü kaptırır. Kendisini köşklerde ve Kürtler içinde görmeye alışkın seyirci rolünü yadırgamamıştır. Karaktere kolaylıkla adapte olmuştur. Doğal, sahici ve samimidir. Tülin Ergin'in o dönemki arkadaşları Yılmaz Güney ve Gülsüm
kamudur. Krallar kralı, beyaz atlı adam ve beyaz atlı adamın dönüşünde dostlukları pekişmiştir. Yılmaz Güney'le... Beni bekleyenler var, ödevim var benim. Seni bekleyen, seni düşünen, seni seven bir kadının olmasını istemez misin? Torpido Yılmaz, Sokakta Kan Vardı, Eşkıya Celladı filmlerinde birlikte rol alır. 1960 yılların bembeyaz teniyle iri gözlerini çevreleyen siyah makyajı ve güzel yüzüyle Yeşilçam'ın karizması yüksek en hoş kadınlarından biri olan Tülin Ergin, genellikle şehirli, elit, sosyetik, zengin kızı ve Avrupalı rollerini canlandırır. Ne var ki şöhrete ve can dostlara sahip olan genç kadın duygusal ve kırılgandır. Birinden diğerine savrulduğu aşk maceraları gazete ve mecmuaların dedikodu sütunlarında sık haber olur. Erkan Yolaç, Selçuk Ural, Mehmet Taneri, Salih Güney aşk listesindeki erkeklerden birkaçıdır. Hüsranla biten aşklar, gönül kırgınlıkları onu gece hayatına ve teselliyi içkide aramaya itmiştir. Özel hayatındaki dalgalanmalar, başarısızlıkla sonuçlanan evlilikler, düzensiz hayatı film kariyerine büyük bir zarar verir. Oyuncu yıllar öncesinde başına gelen her şeyin insanların söyledikleri sözlere inandığı için olduğunu söylemiştir. İnsanların riyakarlığından usandığını ifade eden Ergin, Yıldırım Gencer'le rol aldı. Sırtımdaki Bıçak filminde yapımcıların kendisini çıplak göstererek teşhir gayesinde olduğunu ifade ederek şöyle söylemiştir. Onların gayesi para, benim gayemse Avrupa'da oluyor da niçin bizde olmasın? Gerçek hayat böyledir düşüncesinden yola çıkarak rol oynamaktır. Bu filmde gösterilenlerden iğrendiğini söyleyen Ergin olayın ardından ilaç içerek intihara teşebbüs eder. İlk intiharı ve belki de ölümüne giden yola da böylece çıkmış olur. Artık intihar da çıplaklıkta yok diyen Ergin sadece 8 yıl sözünde durmayı başarabilir. İlaç içerek intihara teşebbüs etmiş, yataklara düşmüştür. Gönülsüzce bir süre daha devam eder mesleğini. Sonrasında ise Yeşilçam'dan elini eteğini çeker. Yeni mesleği dansözlüktür. Muhterem Nur, Leyla Sayar, Muzaffer Nebioğlu ve Suzan Avcı'nın ardından oryantal dans furyasını takip eder. 1968 yılında Club Goldfinger, Yeni Kapı Gar Gazinosu, Çakıl Gazinosu ekmek parasını kazandığı mekanlardır. Yeşilçam'a veda ettikten uzun süre sonra haber alınmaz Tülin Ergin'den. 5 sene sürer baş döndüren şöhret rüzgarı. Alkol sorununa uyuşturucu ilaçlar da eklenmiştir. Dans kariyerinde dişe dokunur bir başarı elde edememiştir. Şanssızlıklar peşini bir türlü bırakmaz. Ankara'ya taşınır ve oradaki gece kulüplerinde sahne almaya başlar. Sevgilisiyle çıktığı tatilde geçirdikleri trafik kazasında sevgilisini kaybetmiş, kendisi de ağır yaralanmıştır. Yüzünde derin yara izleri vardır. Bir otel odasında solunum yetmezliği sebebiyle ölü bulunduğunda takvimler 12 Nisan 1975'i gösteriyordu. Bulgular madde kullanımına bağlı intihara işaret ediyordu. Aktristin cebinden yalnızca 15 lira çıkmıştı. Sessiz sedasız Ankara'daki Karşıyaka mezarlığına defnedilir. Henüz 34 yaşındadır. Sarı saçlarını savuran rüzgarlara ıslığını çalarak cevap veren oyuncu, kendi dönemi içerisinde Türk sinemasına çeşitli rollerle katkı sunmuştur. Kendini var etmeye çalışırken seçimleri onun yalnız kalmasına neden olsa da Yeşilçam onu hep sevgiyle hatırlamaya devam edecektir. Kendisini saygı ve rahmetle anarken bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.